Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, inşaat mühendisleriyle beraber hasar tespit çalışmaları için İskenderun'a gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve belediye başkanlarının katılımlarıyla toplantı gerçekleştirdiler. Asrın felaketi sonrası ara verilen futbol müsabakaları yeniden başlıyor. İkinci ligde mücadele eden Isparta 32 Spor'un da fikstürü belli oldu. Yeşil Pembeliler ilk maçını 5 Mart Pazar günü İnegöl Spor ile yapacak. Karşılaşma Isparta'da oynanacak. İşkur İl Müdürlüğü açık iş pozisyonlarını açıkladı. İşkur İl Müdürlüğü, Isparta'daki işsizliğin önlenmesine yönelik işverenlerin talebi doğrultusunda belirlenen açık iş pozisyonlarını açıkladı. Buna göre Isparta'da farklı meslek gruplarından 100 işletme, 200 işçi için başvuruda bulundu. Aşçı, garson, mobilya imalatçısı ve onlarca meslek gruplarına başvuruda bulunmak isteyen işsizler, İşkur internet sitesinden başvuru yapabilecekler. Yapılacak müracaatları değerlendiren İşkur yetkilileri, işsiz vatandaşları en uygun iş pozisyonlarından birine yerleştirecek. Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşı Muhammed Ahlak, depremzedelere yardım etmek için Isparta'da yaşayan arkadaşı Muhammed Sohel'in yanına geldi. Burada iki arkadaş ilçeye yerleştirilen depremzedelere maddi yardımda ve erzak yardımında bulundu. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi tarafından kent meydanında depremzedeler için kurulan yardım çadırını ziyaret eden ve burada çeşitli yardımlarda bulunan Ahlak ve Sohel, daha sonra yardım amacıyla deprem bölgesine hareket etti. Muhammed Ahlak, deprem sonrası buraya bir şeyler yapmak için geldiğimden dolayı mutluyum. Çok duygulandım. Buraya arkadaşlarımdan ve ailemden biraz yardım toplayarak geldim. Bu yardımları direkt depremzedelere vermek için buraya getirdim. Eğirdir Belediye Başkanı ile görüştüm. Başkan bizi tebrik etti. Bize yardımcı oldu. İnşallah biz buradan da yardım için Gaziantep'e gideceğiz. Bize yardım ve destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz, dedi. Isparta'nın toplamda 3 mahallesinde 26 Şubat Cumartesi günü 7 saat boyunca planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Beklenen elektrik kesinti süresi 7 saat olacak ve kesinti zamanı 9-16 saatleri arasını kapsayacak. Elektrik kesintisinin nedeni yatırım çalışması. Elektrik kesintisinin etkilediği yerler ise Dere Mahallesi 251. Cadde 2677 Sokak, Hızır Bey Mahallesi 164. Cadde 1556/1 ve 1588 Sokaklar, Işıkkent Mahallesi 1590, 1592 ve 5601 Sokaklar. 11 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından bölgeye her türlü desteği gönderen ITSO yönetimi hem şehre gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor hem de afet bölgesinden gelen talep doğrultusunda ihtiyaçları giderebilmek amacıyla el birliğiyle çalışıyor. Bu kapsamda afet bölgesine kurulan yemekhane için ihtiyaç duyulan gıda malzemeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ITSO işbirliğine toplanarak Kahramanmaraş'a gönderildi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Göçerli köyünde yaşanan olayda MT isimli yaşlı adam tartıştığı karısı BGT'yi ruhsatsız silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendine doğrultan yaşlı adam intihar girişiminde bulunarak ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulans ile Haydarlı Beldesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Ispartalı Assubay Çavuş Ali Sağlam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi. Ali Sağlam'ın kullandığı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, hastanede hayatını kaybetti. Sağlam'ın Çiğli 2. Hava Anajet Üssü'nde Assubay Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Ali Sağlam'ın cenazesi 24 Şubat Cuma günü öğle namazına müsakip Isparta Murat Dede Camii'nde kılınacak, cenaze namazının ardından Doğancı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Isparta AFAD ekibi görevlerini tamamlayarak kente döndü. Deprem bölgesinde kaldıkları 17 günde yüzlerce vatandaşı enkazdan kurtardılar. AFAD ekibini karşılama esnasında aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Ekip arkadaşlarına ve ailelerine sarılarak gözyaşı döken ekip daha sonra araçlarına binerek evlerine gitti.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremin ardından vatandaşlar başka şehirlere nakledilmişti. Depremin ardından Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan Halime Bağrı Açık'ta Isparta'ya gelmiş, tedavisini burada olmuş, bir kolunu kaybetmişti. Isparta'ya gelen anne kızının Hatay'da kaldığını belirterek yetkililerden çözüm istemişti. O sese kulak veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, anne ile kızını buluşturmak için Hatay'dan kendi aracı ile minik İrem'i Isparta'ya getirdi. Tıp fakültesinin önünde karşılanan minik İrem'i hastanenin 3. katına kadar başkanın eşi Şadiye Başdeğirmen taşıdı. Tıp fakültesi de gerçekleştirilen buluşmada anne ve kızın birbirlerine sarılmaları herkesi duygulandırdı. Uzun bir zamanın ardından kavuşan anne ve kızın mutluluğu görülmeye değerdi. İzmir Belediyesi evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için dün akşam bir kira bir yuva kampanyası başlattı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soyer, hedefimizi aştık. 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon TL topladık. Dayanışmamızı sürdürecek, büyütecek, yuva sıcaklığına hasret kalan depremzedelerimize hep birlikte destek olacağız. Bu akşam dayanışmanın, birliğin, beraberliğin akşamıydı. 28.466 ailemize kısa sürede sizlerin desteğiyle yuva bulduk. Ben bu akşamı, verilen destekleri asla unutmayacağım. Çok duyguluyuz, çok gururluyuz. Katılan ve emek veren herkese en içten dileklerimle teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.